Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler, tombul tombul nereler, salma gelin. Zalim, 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 zalim. Memeler... Nereye böyle bol paçalı horoz? Bugün kimin çöplüğünü ödeyecek? Öyle deme, hayatımın gıdası. İbeğim düşsün ki sadık horozum sadece senin çöplüğünde ödüyor. Madem böyle, niye deodorant yangın söndürücü gibi sonuna kadar sıkıyorsun? Ha? Sen de filmler çeviriyorsun bugün. Ya ben film çevirsem sadece seninle çeviririm hayatımın prodüktörü. Hayır, üstüm başım et kokuyordu, o yüzden biraz böyle tazikli sıktım. Bakkal dükkanı yetmiyormuş gibi bir de kebapçıyı çıkardın başımıza. Et olursan para. Kaymaklı künefem, ben orayı aşk yuvamız olsun diye açtım. Ayrıca Amerikalı uzman kardeşler et yiyen çiftlerin yemeyenlere oranla 5 kat daha birbirlerini yani istizmi sevdiklerini ortaya koymuştur. Şimdi bütün dünya bunu konuşuyor. Bırak palavrayı da akşam gelirken sütle yoğurt getir. Sütü biraz fazla getir, süt banyosu yapacağım. Getiririm Kleopatra'm. Sen iste yeter ki. Hatta sana bu süt reklamlarındaki ineklerden getireyim, kendin salarsın. Vay vay harap eder ki. Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler. Ulan biz bir şey demesek dükkanda yabani hayat başlayacak ha. Şimdi buraya güzel bir bayan gelse ne deriz? Rezil olmaz mıyız? Ne cevap veririz? Ne zaman temizliğe başlasam sen bir hatun atıyorsun. Temizlik yarım kalıyor. Senin temizledim dediğinin üstüne 3 kriz daha atlattık. Her tarafı bok götürüyor hala. Yukarılarda, yukarılarda. Ha. Çıktı, çıktı. İyi günler. Hoş geldiniz hanımefendi. Oğlum Tırtıl, ben sana demedim mi gün içinde böyle temizlik yapma, hanımefendinin güzel elbiseleri toz toprak olacak diye? Yok, benim için fark etmez. Bir kalem alıp çıkacağım. Yok, olur mu öyle iki kelam yapmadan çıkıp gitmek? Biz müşteriyi hiçbir zaman ayırt etmeyiz. İster bir kalem alsın, isterse bir çuval pirinç, fark etmez. Neyse, benim acelem var. İspirtolu bir kalem rica edeceğim. İspirtolu kalemi ne yapacaksınız? Size şöyle beyaz şaraplı, kırmızı şaraplı bir kalem verelim. Hayır, bana ispirtolu kalem lazım. Pankartlara sloganlar yazacağız. Yarın mitingimiz var da. Öyle mi? Mitingi mi? Evet, memur hakları için miting düzenliyoruz. İsterseniz mitingi benim dükkanımda düzenleyebilirsiniz. Yani boşu boşuna yorulup gitmezsiniz o kadar yolu. Sağ olun beyefendi, miting bayağı kalabalık olacak. Fark etmez, kahveden 3-5 sandalye getiririz. Ben memurun halinden anlarım canım. Hele olay mitingse Allah bu beni daha çok kamçılar. Çok naziksiniz. Memur sendikası olarak bu moral desteğine çok ihtiyacımız var. Ne kadar? 2. Ya olur mu? Olur mu? Demokrasiye 2 milyonluk katkımız olsun, öyle değil mi? Git bir pişmaniye getir oğlum. Pişman olur mu? İnşallah pişman olmazsınız. Buyurun, buyurun sıra. Teşekkür ederim, sağ olun. Şuayb Marketler Zinciri olaraktan isminizi bağışlar mısınız? Şelale. Nelale? Şelale. 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 Niye kara şelalesi bir, siz iki? Ne kadar gürül gürülsünüz Şelale Hanım. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz, ben de bir zamanlar memurdum. Bazı düşüncelerim yüzünden Anadolu'ya tayinim çıktı. Ama asla mücadeleyi yitirmedim. Ben de sizin mücadelenizde önüne sonuna kadar destek olacağım. Teşekkür ederiz, bizi onurlandırırsınız. Bana Lah ve Lesa derler. Şimdi siz de bana Şuayb ve Lesa diyebilirsiniz artık. Öyleyse yarın sizi mutlaka mitinge bekliyoruz. Olur mu hiç öyle şey? Ben sizi bu akşam benim kebapçı dükkanıma bekliyorum. Kebapçı dükkanıma? Şurada hemen bir kebapçı dükkanım var, sizi ağırlamak isterim. Ben... Gelemem, çok üzgünüm. Vallahi bırakmam. Yok. Ölümü yiyeyim bırakmam. Yok. Bizim hem bir ortak yönümüz var değil mi? Yani bir ideolojik ortaklığımız var. Aynı yönde, aynı ideolojide mücadele vereceğiz. Söz verin. Söz istiyorum. Tamam. Sana yemin, sana söz. Geliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Güle güle, güle güle. Bugün nevalede çıktın. Ya bu kitapları nereden buluyorsun usta? Aslan gibisin maşallah. Genel kültür oğlum, genel kültür. İnce ince, Yasemince.